Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. Merhabalar sevgili 7. sınıflar dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle rasyonel sayıların karelerini ve küplerini öğreneceğiz. Yani aslında rasyonel sayıları üslü ifade olarak göstermeyi öğreneceğiz. Çok güzel bir ders sizi bekliyor. Derse geçmeden önce hem sevimli matematik 7. sınıf hem de sevimli matematik ana kanallarımıza abone olursanız harika olur. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Ee, videolarımızı beğenip bol bol yorum atarsanız muhteşem olur. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada e, bazen canlı yayınlara katılamadığınızı belirtiyorsanız eğer e, bildirimleri açarsanız kanalımızdaki bildirimleri canlı yayınlar başladığı anda size bildirim gelecektir ya da yeni bir video yüklendiği anda size bildirim gelecektir. Bu sayede kaçırmamış olursunuz. Evet çocuklar hiç bekletmeden derse gitmek istiyorum. Çünkü müthiş bir ders sizi bekliyor. <laughs> Evet sevgili öğrencilerim rasyonel sayıların karesini ve küpünü bulmadan önce tam sayıların yani bildiğimiz aslında aşina olduğumuz tam sayıların karelerini ve küplerini hatırlatmak istiyorum. Neydi bu? Karesi, küpü nasıl buluyorduk bunların cevabını O hatırlayalım. Bir tane sayımız gelsin 6 üstüne 2 geliyor ve biz buna ne diyoruz? 6 üssü 2 ya da 6'nın ikinci kuvveti ya da 6'nın karesi. Kare özel bir isim. İlk söylediğim 2 okunuş bütün üst sayılarda kullandığımız okunuştu. Ama eğer üstüne 2 geliyorsa bunun özel bir adı oluyordu. Bu da ne? Karesi. Bu 6 bizim için neydi? Taban. 2 de üstü. Ve biz bunun cevabını nasıl buluyorduk çocuklar? Biz aslında şu tabanı yazıyoruz. Kaç tane yazacağımıza üstü karar veriyor. 2 tane. 2 tane 6'yı yan yana yaz ve çarp diyor. 6 ile 6'yı yan yana yazdım ve çarpıyorum. 6 Alt kere 6 36 buluyoruz. Evet 2 olunca da ne oluyormuş? Kare oluyormuş. Bunu da tekrardan hatırlamış olduk. Peki bu 6 negatifte olabilir miydi? Evet olabilirdi. Ne olurdu o zaman? Eksi 6 olurdu. Eksi 6'nın karesini bulurduk. Bu defa eksi 6'nın karesini bulduğumuz için eksi 6 ile eksi 6'yı çarpmamız gerekirdi. Eksi ile eksinin çarpımından ne gelirdi? Artı 6 ile 6'nın çarpımından 36 artı 36. Buradan da aslında bir çıkarım yapabiliriz değil mi? Bakın hem 6'nın hem eksi 6'nın karesi neyi veriyor? Aslında pozitif bir şey veriyor. Demek ki bir şeylerin karesi pozitif şeyleri verebilir değil mi bize? Neden? Çünkü bakın 6 ile 6 zaten 6 pozitif olduğu için Pozitifte, pozitifin çarpımı artı ile artının çarpımı neydi? E artıydı. Negatifte de e, eksiyle eksinin çarpımı ne oluyor? Artı oluyor. O zaman bir şeyin karesini aldığımızda pozitif çıkıyor. Tabii e, bazı şu şekilde örnekler oluyor. Mesela altının karesi evet ama başında eksi oluyor. Eğer bunun tamamını böyle parantez içine almadıysa aşağıdaki gibi buna ne diyemeyiz? Durun, hatta bunu yapalım örnek olarak. Nereye sıkıştırsak? Yeni sayfaya da geçmek istemiyorum o zaman konu bölünür. Şuraya sıkıştıralım. Eksi 6'nın karesi. Böyle bir örnek gördüğünüzde bu eksinin üstünde 2 yok. Eksi bağımsız. Eğer bağımlı olsaydı şu aşağıdaki gibi parantez içine alınmış olurdu. Bunda ne yaparız biliyor musun çocuklar? 6'nın karesini bulup önüne eksi yazarız. 6'nın karesi neydi? 6 altı çarpı 6'dan 36 idi. Şimdi bu eksiyi getirip buraya yazarız. Eksi 36 olur. Bu da bambaşka bir şeydir. Evet bunu da örneğini vermiş olduk. Haydi devam edelim. Evet uçarak devam ettik ve yeni örneklerimize bakalım. Bu defa 4 geldi. Üstüne 3 geldi. Buna ne diyorduk biz? Yine 4 taban 3 üst. Nasıl okuyorduk? 2 tane ortak okunuşumuz vardı. 4 üssü 3 ya da 4'ün 3. kuvveti. Bir de üstünde 3 olduğunda buna ne diyorduk? Üstünde 3 olursa küp. Neyin küpü? 4'ün küpü. Peki bunu nasıl açıyorduk? 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 çarpı 4 çarpı 4'ü buluyorduk. 4 ile 4'ü çarpıyorum. 16. 16 ile 4'ü çarpıyorum. 64. Cevabımız ne bulunuyor? 64 bulunuyor. Şimdi bir de bunun eksilisini düşünelim. Eksi 4'ün küpü. O zaman eksi 4'ün küp olduğuna göre eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4 demem gerekiyordu. Eksi eksinin çarpımından artı. 4 ile 4'ün çarpımından 16. Sonra 16 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Artı ile eksinin çarpımından eksi. 16 ile 4'ün çarpımından 64. Eksi 64. O zaman küp olduğunda da eksi ne oluyor dışarıya? Vuruyor kendini. evet, <laughs> bunların cevaplarını zaten yaptıkça sonuçlarını bulacaksınız. Farklı farklı örneklerini çözeceğiz biraz sonra. Şimdi artık rasyonellerdeki örneklerine bakalım. Şimdi bir rasyonel ifademiz gelsin. 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün neyine bakalım? Üstlerine. Önce kareyle başlayalım. 3 bölü 4'ün karesi. 3 bölü 4'ün karesini nasıl bulacağız? Şöyle bunu aslında parantezi için almamız gerekirdi. Şöyle alalım. Evet 3 bölü 4'ün karesi. Parantez içine almadan olmaz. Nasıl yazacağız? Tabii ki çarpmaya koyacağız. Peki kaç tane? 3 bölü 4'ü çarpacağız yan yana. 2 tane. 2 tane 3 bölü 4'ü yan yana yazıyoruz ve çarpıyoruz. Peki çarptığımızda kaç buluruz? E, ee, rasyonel sayılarda çarpmayı hatırlayalım. Nasıl çarpıyorduk? Önce üstlerdekileri çarpıyoruz. 3 ile 3'ü çarptım. 9 bölü 4 ile 4'ü çarpıyorum. 16. 9 bölü 16 olarak buluyoruz. Hadi bunun da negatifini bulalım. Negatifini nasıl bulacağız? Eksiye başa yazacağız. 3 bölü 4. Eksi 3 bölü 4'ü parantez içine alıp üstüne 2 ekliyoruz ve buna ne diyoruz? Eksi 3 bölü 4'ün karesi diyoruz ve buluyoruz. Eksi 3 bölü 4'ün karesini alıyorsam eğer eksi 3 bölü 4 ile eksi 3 bölü 4'ü çarpmalıyım. Bunu da çarparken nasıl çarpacağım? Önce işaretlere bakıyorduk. Eksi ile eksinin çarpımından artı sonra 3 ile 3'ü çarpıyorum. 9 4 4'ü çarpıyorum. 16 artı 9 bölü 16'yı bulmuş oluyoruz. Şimdi küplü örneklerimize bakalım. Evet bakalım hangi rasyonel ifademiz geldi. 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün neyi? Küpü. Ama ne dedik? Şöyle parantezleri hep unutmuşum çocuklar. Evet paranteze ekleyelim. Bunu nasıl açacağız? 3 tane 1 bölü 4'ü yan yana yaz ve çarp diyor bize. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4. Evet 3 tane 1 bölü 4'ü yan yana yazdık ve çarpıyoruz. Önce üstler, üstlerdekileri çarpıyoruz. Yani pay kısımlarını 1 çarpı 1 çarpı 1. 1 bölü 4 çarpı 4 çarpı 4. Nedir? 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64. 1 bölü 64 olarak buluyoruz. Hadi negatifini de bulalım. Eksi 1 bölü 4'ün küpü. Bu defa ne yapacağım? Eksi 1 bölü 4 çarpı. Eksi 1 bölü 4 çarpı. Eksi 1 bölü 4 diyeceğiz. Önce işaretine karar verelim. Eksi ile eksinin çarpımından artı. Bakın şununla şunun artı. Burada da artı ile eksinin çarpımından eksi gelecek. O zaman cevap negatif bir şey çıkacak. 1'leri çarpıyorum. 1, 4 dört çarpı 4'ten 16. 16 ile 4'ü çarptım. 64 eksi 1/64 şöyle güzelce yazalım. Evet canlarım, sevgili öğrencilerim, üslü sayıları hatırladık, rasyonel sayıların karesini ve küpünü bulmayı öğrendik. Hem pozitif rasyonel sayılarımızın hem de negatif rasyonel sayılarımızın karesini ve küpünü bulduk. O zaman sırada neler var? Çok güzel örneklerimiz var. Sizi örneklere ışınlamak istiyorum. Haydi ışından alalım. Evet sevgili öğrencilerim iki tane güzel örneğimiz var. İki tanemiz sadece değil tabii ki arka sayfalarda daha, daha bir sürü örneğimiz var. Hadi ikisine bakalım. Önce A ile başlayalım. Şimdi A şıkkındaki örneğimize baktığımızda bir parantezimiz var. Parantezin üstünde iki var. Yani parantezin dışında bir üst ifade var. O zaman öncelikle neyi bulmalıyız? Parantez içini bulmalıyız. Parantez içinde ne var peki? 5 bölü 2 eksi 5 bölü 3. Yani rasyonel sayılarda çıkarma işlemi var. O zaman buradaki önceliğimiz çıkarma işlemini yapmak. O zaman 5 bölü 2'den 5 bölü 3'ü çıkartalım. Peki rasyonel sayılarda çıkartmayı nasıl yapıyorduk? Paydaları eşitliyorduk. Haydi paydaları eşitleyelim. 6 da eşitlenirler. Bu yüzden 2'yi 3 ile 3'ü de 2 ile genişletiyorum. 3 ile 5'i çarptım 15. 3 ile 2'yi çarptım 6. Eksi 2 ile 5'i çarptım 10. 2 ile 3'ü çarpıyorum 6. 15'ten 10'u çıkarttım 5 bölü 6. Buranın aslında şu parantezin içi neymiş çocuklar? 5 bölü 6'ymış. 5 bölü 6'nın karesini istiyormuş bizden. İçeriği bulduktan sonra buna ulaşabildik. O zaman 5 bölü 6'nın karesine bakalım aşağıda da bunu çözelim. 5 bölü 6'nın karesi diyelim. 5 bölü 6'nın karesini buluyorsak nasıl yapacağız? 5 bölü 6 çarpı 5 bölü 6 demeyecek miyiz? Evet. Üstü ifade olarak açılım bu şekildeydi. Peki biz e, rasyonel sayılarda çarpmayı nasıl yapıyorduk? Çizgimizi çektik. 5 ile 5'i çarpıyorduk. 25, 6 ile 6'yı çarpıyorduk. 36, 25 bölü 36 olarak buluyoruz. B seçeneğine geldik. Şöyle bir çizgi çizelim. Karışmasın. Evet. Burada artık bakın işlem ikisinin ortasında. Önce 5 bölü 2'nin karesini bul. Sonra 5 bölü 3'ün karesini bul. Sonra ikisini birbirinden çıkart diyor bize. O zaman bunları bulacağız. 5 bölü 2'nin karesini bulalım çocuklar. Nerede bulsak acaba diye düşünüyorum. Neyse hadi buradan başlayalım. 5 bölü 2'nin karesini bulalım. 5 bölü 2'nin karesini bulurken ne yapacağım? 5 bölü 2 çarpı 5 bölü 2 yazacağım. Bu da eşittir. 5 kere 5. 25 bölü 2 kere 2. 4. Sonra 5 bölü 3'ün karesini buluyoruz. 5 bölü 3'ün karesi. 5 bölü 3 çarpı. 5 bölü 3. 5 kere 5. 25. 3 kere 3. 9. 25 bölü 9. Sonra artık bunları öğrendik. 5 bölü 2'nin karesinin 25 bölü 4 olduğunu. 5 bölü 3'ün karesinin de 25 bölü 9 olduğunu biliyoruz. Bu ikisinin birbirinden çıkartılmasını istemiş. Şuraya daha düzgün bir şekilde yazabiliriz. 25 bölü 4 eksi 25 bölü 9'u bulmamızı istiyor bizden. Hadi gelin onu da bulalım. Onu da aşağıya bulalım. 25 şöyle çizgimizi de çizelim. 25 bölü 4 eksi 25 bölü 9 diyoruz. Şimdi ne yapacağız? Paydalarını eşitleyeceğiz. Peki bu ikisi kaçta eşitlenirler? 36 eşitlenirler değil mi? Bunu 9 ile çarparım. Burayı da ne ile çarparım? 4 ile çarparım. Yani genişletirim. 9 ile 25'i çarpıyoruz. Yani genişletiyoruz. 225 bölü 9 ile 4'ü çarptık. 36 eksi. Burayı inşallah sıkıştırabiliriz. 4 ile 25'i çarpıyoruz. 100 bölü 36. Sonra ikisini birbirinden çıkartıyoruz. Payda değişmiyordu. 36. 225'ten 100'ü çıkarttık. 125'i buluyoruz. 125 bölü 36. Bu işlemin cevabı neymiş? 125 bölü 36'ymış. Hadi sıradaki örneklerimiz gelsin bakalım. Evet sıradaki örneğimiz. Sıradaki örneğimize baktığımızda önce diyor 1 bölü 4'ün küpünü bul. Sonra eksi 3 bölü 8'in karesini bul. Ondan sonra bunları birbirinden çıkar. Tabii ki haydi yapalım. Önce 1 bölü 4'ün neyini buluyoruz? Küpünü. Nasıl buluyorduk? 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 diyoruz. 1'leri çarptım 1. 4 ile 4'ü çarptım 16. 16 ile 4'ü çarptım 64. 1 bölü 64. Burası tamam. Şimdi eksi 3 bölü 8'in küpünü buluyoruz. Eksi 3 bölü 8'in küpü olduğu için eksi 3 bölü 8 çarpı Eksi 3 bölü 8 çarpı eksi 3 bölü 8 diyoruz. Sonra öncelikle neye karar veriyoruz? İşaretine. Eksi ile eksinin çarpımından artı, artı ile eksinin çarpımından eksi. İşaretimiz eksi oldu bir kere. Sonra üsttekileri yani pay kısmındakileri çarpıyoruz. 3 ile 3'ü çarptık. 9, 9 ile 3'ü çarpıyorum. 27 bölü. 8 ile 8'i çarpıyoruz. 64, 64 ile 8'i çarpıyoruz. 512. Burayı da bulduk. Şimdi aslında bizden istediğini bulduk değil mi? 1 bölü 4'ün küpü neymiş? 1 bölü 64'müş. Eksi. Eksi 3 bölü 8'in karesi de neymiş? Eksi 27 bölü 512'ymiş. Ve bizden ne istiyor? 1 bölü 4'ten eksi 27 bölü 512'nin çıkartılmasını istiyor. Peki biz şunu biliyoruz değil mi? Eksi ile eksi yan yana geldiğinde ne oluyordu? Artı oluyordu. O zaman aslında istediği şu mu? 1 bölü 64 artı artı 27 bölü 512 değil mi İstediği tam olarak bu bizden o zaman bu işlemin sonucunu bulacağız Peki nasıl bulacağız Öncelikle rasyonel sayılarda toplama yapabilmemiz için paydaların eşit olması gerekiyor Peki kaçta eşitleri 512'de eşitlenebilirler o zaman diyoruz ki 64 8'e çarparsak 512 bulabiliriz Haydi çarpalım. Yani genişletelim. 8 ile 1'i çarpıyorum. 8 bölü 8 64'ü çarpıyorum. 512. Şöyle karışmasın. Bir çizgi çizelim. Artı 27 bölü 512. Sonra bunları ne yapacağız? Toplayacağız. 512'yi yazıyoruz. 27 ile 8'i topluyorum. 35. 35 bölü 512 olarak cevabımızı buluyoruz. Yeni sorularımızla devam edelim çocuklar. Çünkü bu konuda çok fazla soru formu var, soru çeşidi var. Ben hepsini size göstermeye çalışacağım. Ki böyle bir eksiklik kalmasın öğrencilerim de her şeyi tamamen öğrensinler. Evet çocuklar, eksi 1 bölü 3. Bunda herhangi bir üstünde bir şey yok. O zaman tamam, bizi uğraştırmayacak demektir. Eksi 1 bölü 3'ün karesini bulacağız. Eksi 1 bölü 3'ün küpünü bulacağız. Sonra bunları toplayacağız. O zaman şurada eksi 1 bölü 3'ün karesini bulalım. Eksi 1 bölü 3'ün karesi parantez içinde olduğu için ne yapıyoruz? Eksi 1 bölü 3 yine. Eksi 1 bölü 3'ü çarpıyoruz. Eksi 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3'ü çarptığımda eksi ile eksinin çarpımından artı 1 ile 1, 1, 3 ile 3, 9 artı 1 bölü 9 olarak buluyoruz. Bunları aşağıya güzelce indirelim. Şu eksi 1 bölü 3 herhangi bir işlem yapılmadı. Burayı bulduk. Burayı kaç bulduk? 1 bölü 9 yani artı 1 bölü 9 artı. Şimdi şunun sonucunu bulacağız. Bakalım bununkini ne bulacağız? Bunu da buraya yazacağız. Sonra hepsini toplayacağız. Eksi 1 bölü 3'ün küpünü bulacağız şimdi. Onu da şurada bulalım eksi 1 bölü 3'ün küpü eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 3 diyoruz şimdi çocuklar öncelikle şu ikisini bulalım eksi eksi çarpımından artı 1 ile 1 1 3 ile 3 9 artı 1 bölü 9 zaten yukarıda da bulmuştuk sonra artı 1 bölü 9 ile eksi 1 bölü 3'ü çarpıyoruz Artı ile eksinin çarpımından eksi, 1 ile 1'in çarpımından 1, bölü 9 ile 3'ün çarpımından 27. Eksi 1 bölü 27 olarak cevabımızı buluyoruz. Eksi 1 bölü 27. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunların hepsini toplama vakti. Peki nasıl topluyorduk? Tabii ki paydalarını eşitleyerek. Haydi eşitleyelim. Kaçta eşitlenirler? 3, 9 ve 27. 27 de eşitlenirler. O zaman 9'u 3 ile genişleteceğiz. 3'ü 9 ile genişleteceğiz. 27'ye dokunmayacağız. 9'la ile 1'i çarpıyorum. Eksi de başında tabii ki değişmiyor. 9 ile 1'i çarptım. 9 bölü 9 3'ü çarpıyorum. 27 artı. 3 ile 1'i çarpıyorum. 3 bölü 3 ile 9'u çarpıyorum. 27 artı. Eksi 1 bölü 27. Şimdi cevabı bulma vakti. Paydamız 27 olacak. Peki payımız kaç? Payımızı toplarken ne yapıyoruz? Eksi 9 artı 3 artı eksi 1 diyeceğiz. Eksi 9 ile artı 3'ü topladım. Eksi 6. Eksi 6 ile eksi 1'i topluyorum. Eksi 7 olarak buluyorum. Eksi 7 bölü 27 bizim cevabımızda. Çocuklar eksi 7 bölü 27 yukarıda olsa da olur. Ortada olsa da olur. Yani eksi 7 bölü 27 ikisi de aynı şeylerdir. Yoruldunuz mu bakalım canlarım? Eğer yorulduysanız kardan adam size enerji vermeye geliyor. Kardan adam gibi koşa koşa diğer sorularımıza gidelim. Ve işte yeni sorumuz. Evet çocuklar 1 bölü 6'nın karesini bulacağız. Eksi 1 bölü 2'nin küpünü bulacağız. Sonra bu ikisini birbirine böleceğiz. Haydi 1 bölü 6'nın karesini bulalım. Peki nerede bulalım? Burada bulalım bu defa. 1 bölü 6'nın karesi. 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 6 diyoruz. 1 ile 1'i çarptım. 1, 6 ile 6'yı çarptım. 36. 1 bölü 36 olarak bulduk. Şimdi eksi 1 bölü 2'nin küpünü bulma vakti. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 diyoruz. Ve cevabı bulmaya çalışıyoruz. Öncelikle işaretimize karar verelim. Eksi ile eksinin çarpımından artı Artı ile eksinin çarpımından eksi. Sonuç eksi olacak, negatif olacak. 1 ile 1 çarpıyorum 1, 1 ile 1 çarpıyorum 1. 2 İki ile 2 çarpıyorum 4, 4 ile 2 çarpıyorum 8. Eksi 1 bölü 8. Şimdi aslında bizden istediği neymiş? 1 bölü 6'nın karesi dediği neydi? 1 bölü 36. Bölü. Eksi 1 bölü 2'nin küpü dediği neymiş? Eksi 1 bölü 8'miş. Bu ikisini bölmemizi istiyor. Peki bölerken ne yapıyorduk? Birinci olan, birinci sayımız olduğu gibi duruyordu. Yani 1 bölü 36. Şuradaki bölme işlemini neye çeviriyorduk? Çarpmaya. Sonra ikinci de bir değişiklik yapıyorduk. İkinciye takla attırıyorduk. İkinci eksi 8 bölü 1 oluyor. Pay kısmı paydaya payda kısmı pay tarafına geçiyordu. Bölmeyi de hatırlamış olduk. Çarpmayı da hatırladık. Her şeyi hatırladık bu derslerimizde. Şimdi çarpmayı yapacağız. Burası artıydı burası eksi. Artı ile eksinin çarpımından eksi. 1 ile 8'i çarpıyorum. 8 bölü 36 ile 1'i çarpıyorum. 36 eksi 8 bölü 36. Şıklarda bunu bulamazsanız da ne yapacaksınız? Sadeleştireceksiniz. Eksi 8 bölü 36'yı sadeleştirelim. İkisi de kaça bölünürler? 4'e. İkisini de 4'e bölüyoruz. Eksi diyoruz. 8'i 4'e böldük. 2. 36'yı 4'e böldük. 9. Eksi 2 bölü 9 ya da eksi 8 bölü 36. İkisi de doğru cevaptır. Yani şıklarda cevabınızı bulamadığınızda mutlaka sadeleştirme yoluna gidiniz. Sıradaki sorumuz gelsin. Evet. Sıradaki sorumuza bakıyoruz. Bu defa yine parantez içerisinde neler var? İşlemler var. Önce bu işlemleri yapıp sonra karelerini alacağız. O zaman 1 eksi 1 bölü 7'yi bir bulalım. Sonra 1 eksi 1 bölü 8'i bulalım. Ondan sonra bunların karelerini ya da küplerini bulalım. Olur mu? 1 eksi 1 bölü 7'yi bulmak için yola çıkıyoruz. 1'in altında gizli ne vardır? 1 vardır. Şimdi paydaları eşitlememiz lazım. 7 ile 1'i çarpıyorum 7, 7 ile 1'i çarpıyorum 7. Eksi 1 bölü 7 ve cevap 6 bölü 7 olarak karşımıza çıkıyor. Yani şurası aslında neymiş? 6 bölü 7'ymiş. Bizden de ne istiyormuş? 6 bölü 7'nin karesini bulmamızı. Hadi bunu yazalım. 6 bölü 7'nin karesi. Sonra diğerine bakalım. 1 eksi 1 bölü 8. 1 eksi 1 bölü 8'i bulacağız. 1'in altında gizli 1 var. 8'e genişletiyorum. 8 ile 1'i çarptım. 8 bölü 8 ile 1'i çarptım. 8 eksi 1 bölü 8. 8'den 1'i çıkartıyorum. 7 paydası 8. 7 bölü 8. Şurası da 7 bölü 8 miymiş? Evet. 7 bölü 8'in karesini mi istiyormuş? Evet. Çarpı 7 bölü 8'in e neyi diyoruz? Karesi diyoruz. Şimdi bunların karelerini bulacağız. Sonra bu ikisini çarpacağız. Haydi bakalım. Bunları nerede bulsak acaba? 6 bölü 7'nin karesini şurada bulalım. 6 bölü 7'nin karesi. 6 bölü 7 çarpı 6 bölü 7'dir. 6 ile 6'yı çarpıyorum. 36, 7 ile 7'yi çarpıyorum. 49. 36 bölü 49. Şöyle yazalım bunu. 36 bölü 49. Çarpı. 7 bölü 8'inkini bulacağız. 7 bölü 8'in e neyini buluyoruz? Karesini. 7 bölü 8 çarpı 7 bölü 8 değil midir? Evet öyledir. 7 ile 7'yi çarpıyorum 49. 8 ile 8'i çarpıyorum 64. Yani buranın cevabı da 49 bölü 64 müymüş? Evet buranın cevabı da 49 bölü 64. Sonra ne yapacağız? Sonra 36 bölü 49 ile 49 bölü 64'ü çarpacağız. Çarparken nasıl çarpacağım çocuklar? 36 ile 49'u çarpacağım. böyle 49 çarpı 64 diyeceğim. Çok büyük bir şey değil mi? Bunu çarpmak çok zor. Ama biz neyi biliyoruz? Eğer arada çarpma işlemi varsa sadeleştirmeyi biliyoruz. 49 ve 49. Sadeleşir değil mi? 49'u 49'a böldüm. 1 bulurum. 49'u 49'a böldüm. 1 bulurum. Harika. 36 ile 64 de sadeleşir aslında baktığınızda. İkisi de kaça bölünürler? 4'e bölünürler. 36'yı 4'e bölüyorum. 9, 64'ü 4'e bölüyorum. 16. Harika. Şu anda artık şu kaldı. 9 bölü 1 çarpı 1 bölü 16. Artık bunu çarpmak çok daha kolaydır. 9 ile 1'i çarptım. 9. 16 ile 1'i çarptım. 16. Cevapta ne oldu? 9 bölü 16 olarak bulundu. Evet bayağı bizi uğraştırdı. Bütün sayfayı da kapladı sorumuz ama cevabı da bulduk. Çocuklar bu şekilde çarpma işleminde sadeleştirme çok çok önemli. Bunu diğer derslerimizde de çok fazla gösterdim. Çok fazla, çok fazla, çok fazla çünkü çok önemli. Eğer hata yapıyorsanız bir önceki derslerimize tekrardan bakın. Oralarda daha detaylı anlattım çünkü. İki tane de çoktan seçmeli sorumuz var. Onları da çözelim. Sonra da dersimizi bitirelim çocuklar. İlk sorumuz gelsin. B. Sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki eşitliklere göre kare ve üçgen ifadesinin değeri kaçtır? Öncelikle bakıyorum. Eksi 1 bölü 2'nin üstünde bir şey var. Cevap eksi 1 bölü 8 olmuş. 2'nin kaçıncı üstüne alırsanız 8 olur? Üçüncü değil mi? 2 kere 2 4 4 kere 2 8 isterseniz bakalım. Eksi 1 bölü 2'nin küpü diyelim. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2'dir. Önce işarete karar verelim. Eksi ile eksinin çarpımından artı artı ile eksinin çarpımından eksi gelir. Birleri çarptım. 1, 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Eksi 1 bölü 8. Doğru mu? Doğru. O zaman kare bizim için ne olacak? 3. Peki şimdi üçgene bakıyorum. Eksi 1 bölü 5'in üstünde üçgen var. Cevap 1 bölü 25 olmuş. 5'in ne ile çarpımı ee, yani üstüne ne koyarsanız 25 olur. 2 değil mi? 5 kere 5 25'tir. O zaman üçgen 2 olmalı diyorum. Sağlamasını da yapalım. Eksi 1 bölü 5'in karesi diyelim. Eksi 1 bölü 5 çarpı. Eksi 1 bölü 5. Eksiyle eksinin çarpımından artı. 1 ile 1'i çarpıyorum. 1. 5 ile 5'i çarpıyorum. 25. 1 bölü 25. Doğru mu? Doğru. O zaman üçgen de 2 mi? Evet. İkisinin toplamı da ne olur? 5 olur. Cevap C seçeneği. 2. Ve son sorumuza geçiyoruz. İşte son sorumuz huzurlarınızda, karşınızda. A ve B birer rasyonel sayı olmak üzere demiş şeklinde ifade ediliyor. Yani aslında çocuklar üçgenin içerisinde bir sayı yazılıyor. Bu sayının küpü alınıyor. Karenin içerisinde bir sayı yazılıyor. Bu sayının da karesi alınıyor. Buna göre demiş işlemin sonucu kaçtır? Yani aslında size sormak istediği şu. 3 bölü 2 ya. 3 bölü 2 üçgenin içinde olduğu için bunun küpünü alın diyor. Burada A'nın küpü. Artı 1 bölü 4'ün de bu da kare içerisinde olduğu için karesini alın. İşte bunun cevabını söyleyin. Kolay değil mi? Aslında kolay. Biraz önce yaptıklarımız aynı. Sadece ne yapmışlar? Böyle biraz gizem katmışlar. Aslında o zaman hadi gelin cevabımızı bulalım. Önce 3 bölü 2'nin küpünü bulalım. Şöyle bir çizgi çizelim karışmasın. 3 bölü 2'nin küpü diyoruz. 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2. 3 ile 3'ü çarpıyorum. 9, 9 ile 3'ü çarptım. 27 bölü. 2 ile 2'yi çarptım. 4, 4, 4 ile 2'yi çarpıyorum. 8, 27 bölü 8 olarak cevabı buluyoruz. 1 bölü 4'ün de karesini bulmamızı istiyor. 1 bölü 4'ün karesi. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4'tür. 1 ile 1'i çarpıyorum. 1, 4 ile 4'ü çarpıyorum. 16, 1 bölü 16. Son olarak ne istiyor bu ikisinin toplamını? Burada da şöyle bir çizgi çizelim. Yani 27 bölü 8 ile 1 bölü 16'yı topla diyor bize. Peki nasıl toplarız? Paydalarını eşitleriz. 8'i 2 ile genişletirsek paydalar eşitlenir. 2 ile 27'yi çarpıyorum. 54 bölü. 2 ile 8'i çarpıyorum. 16 artı 1 bölü 16. Sonra bunları topluyorum. Paydası 16, 54 ile 1'i topladım. 55. 55 bölü 16 cevap B seçeneği olarak buluyoruz tüm sorularımızı bitirdik canlarım ve dersimizin de sonuna geldik. Sizin karşınıza çıkabilecek tüm soru formlarını vermeye çalıştım. İnşallah sizler için faydalı ve verimli bir ders olmuştur. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.